Arkadaşlar selam geliyor. Hayırlı olsun. Üstadım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunu yapsana. Toplum daha bu. Hayırlı olsun. Bizlerin duyguları açık ve nettir. Yıllardır vermiş olduğumuz bir mücadelede olmaz dedikleri ve yanlış yola itilen, yanlış algıyla farklı yerlere itilen EYT'nin aslında doğru bir çözüm noktasında iktidarla görüşmelerini sağlayarak çözüme emin adımlarla ilerledik. Yaklaşık 8 aylık 2022 yılı içerisinde Şubat ayında başlayan EYT platformu adına yapılan görüşmelerle sonuca ulaştık. Sayın Bakanımıza, Grup Başkan Vekillerimize ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olan AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e de bizlere vermiş olduğu bu güzel sürprizden, bu hediyeden dolayı yılların mağduriyetini bitirdikleri için teşekkür ediyoruz. 2017 yılından beri ben mücadele ediyorum. Bir rahatsızlık yaşamıştım. Ondan dolayı işsiz kalmıştım. Gerçekten hani işsiz anne babaların ve işte insanların şeylerin duygularını çok iyi anlıyorum ve onların adına da ben burada ifade edeyim. Evine ekmek getiremeyen anne babalar için de hep beraber mücadele ettik. Şöyle söyleyeyim, çok zor bir süreçti gerçekten bizim için, hele hele benim için. Çünkü küçük bir çocuğum vardı, okula gidiyordu ama burada bir kadın olarak çok dik durdum açıkça söyleyeyim. Kendimden, uykumdan feragat ettim ama asla bu davadan vazgeçmedim. Sonuçta hep örgütlendik. Bu örgütlenme ilçelerde temsilciler atayarak. Sonrasında fabrikalara, yani çok güzel bir şekilde Sakarya'da örgütlendik biz aslında.